Washington'dan VOA Türkçe Ekotürk ortak yayınından herkese iyi akşamlar. Haftayı kapatırken Amerika'da ve Avrupa'da VOA Türkçe'nin deneyimli habercilerinin gözünden gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. S-400'ler konusunda belki sorun şimdilik donduruldu gibi görünse de Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin uyarı niteliğinde açıklamaları var. Washington, Londra ve Paris'ten bağlantılarımız olacak. Hemen kimler var ona bir bakalım. Washington'da gündem başkanın azil sürecinde verilen ifadelerden ortaya çıkanlar. Bu arada Noel'e kadar Temsilciler Meclisi'nde azil oylamasının yapılabileceği de konuşuluyor. Türkiye'yi ilgilendiren konuyu biraz önce bahsetmiştim. Dışişleri briefinginde ele alınan başlıklar tabii en önemlisi S-400'ler konusundaki beklentiler. Mehmet Toroğlu bizlere iki haber hakkında neler olup bittiğini anlatacak. Macron uyarmıştı. Sizlere de daha önce aktarmıştık. NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiğini söylemişti. Almanya ve Fransa anlaştı diyebiliriz. NATO'da reform için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Detaylarında neler var? Amerika ve Türkiye bu konudan nasıl etkilenecek? Bunları da Paris'ten Arzu Çakır'dan alacağız. İngilizler daha önceki yıllarda alınan dersler doğrultusunda alışverişte Black Friday diye bilinen Kara Cuma ve bir günlük alışveriş çılgınlığını ifade eden günü zamana yaymaya karar verdi. Noel ve yeni yıl alışverişi ekonomisini Barış Çimen bizlere anlatacak. İngilizler nasıl ve neden bunu zamana yaydı diyecek. Onların detaylarını Barış'tan alacağız. Çin'le ticaret görüşmeleri bir ileri iki geri olarak yürütülüyor Amerika ile Çin arasında ve Çinli yetkililer Amerikalı yetkilileri görüşmeler için Çin'e davet etti. Neler bekleniyor? Aslı Pelit New York'ta gündem oluşturan ve piyasaları etkileyen bu görüşmelerle ilgili son bilgileri bizle paylaşacak. Bugün 22 Aralık 2019 Cuma, ben Serdar Cebe, Stüdyo VOA başlıyor. Önce Türkiye'yi ilgilendiren gündem maddesiyle başlayalım. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey yetkili dün gazetecilere verilen briefingde Türkiye ile S-400 krizine ilişkin soruları yanıtlandırdı. Önemli bir cümle, Türkiye çözüm için S-400'lerden kurtulması gerektiğini biliyor dedi bu yetkili. Mehmet Toroğlu'na hemen bu yetkilinin yaptığı ayrıntılı açıklamaları soralım. Mehmet, ne mesajlar var Türkiye'ye yönelik? Evet, briefingde Türkiye ile ilgili sorular genellikle S-400, yani hemen hemen tamamı S-400 ile alakalıydı. Hatırlanacağı üzere 13 Kasım'da Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelmişti. Görüşmeyi mükemmel olarak niteleseler de S-400'ler konusunda iki ülke ilişkilerinde önemli bir konu başlığı. S-400'ler konusundaki soruna bir çözüm bulunduğu, bir ilerleme kaydedilmediği konusunda bir net bir ifade ortaya koymamıştı. Somut bir gelişme olduğuna dair bir açıklık yoktu. İşte Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili bir briefing verdi ve S-400'ler konusunda da önemli mesajları oldu bu briefingde. Kimliğinin açıklanmaması koşuluyla konuştu yetkili. Türkiye çözüm için S-400'leri geri vermesi ya da bir şekilde bundan kurtulması gerektiğini biliyor dedi. Ve yaptırımların S-400 alımı nedeniyle Amerika'nın getirebileceği yaptırımların hala olasılık dahilinde olduğu mesajını verdi. Amerikalı yetkili Türkiye'nin masaya dönme olanağı var. Sorunun çözülmesi için S-400'leri ya imha etmeleri ya geri göndermeleri ya da bir şekilde onlardan kurtulmaları gerektiğini biliyorlar diye konuştu. Amerikan Başkanı Trump S-400'lerden vazgeçmesi karşılığında Amerika'nın üretimi olan Patriot sistemlerini satmaya Türkiye'ye hazır oldukları mesajını vermişti ziyaret sırasında. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye dönüşünde Amerika'dan döner S-400'lerden vazgeçmeyecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı. İşte bu da soruldu briefingde Amerikalı yetkiliye. Erdoğan'ın açıklamasını biliyorum. Türkiye çözüm konusunda yol alma seçeneği olduğunu, bu seçeneğin de S-400'lerden kurtulmak olduğunu biliyor diye konuştu. Amerika S-400'lerin teslim alınmasının, Türkiye'nin Rusya'dan teslim almasının ardından Türkiye'nin üretici ortaklarından biri olduğu F-35 savaş uçakları projesine katılımını askıya alınmıştı hatırlanacağı üzere, ama diğer katsa olarak bilinen işte Amerika'nın hasımlarıyla, yaptırımlar yoluyla mücadele yasası kapsamında henüz
Türkiye'ye yaptırımlar uygulamamıştı. Katsayap kapsamında işte bu yaptırımların hala bu riskin hala geçerli olduğunu vurguladı Amerikalı yetkili. Ama bu konuda mutlak bir takvimin olmadığını da söyledi. Erdoğan'ın yani daha önce işte S-400 konusunda Amerika'nın S-400 konusundaki hassasiyetinin Türkiye'nin S-400'lerden İşte bir şekilde kurtulması gerektiği mesajlarının farklı seviyelerde verildiğini hatırlattı Amerikan yönetiminden. Ancak ilk kez Erdoğan'a en üst seviyede Başkan Trump tarafından da bizzat bu mesajın bu görüşmede verildiğini ve Türk tarafının bu yani izlenimlerinin Türk tarafının, Türk yetkililerin bu mesajın alındığını anladıkları yönünde olduğunu söyledi briefingde Amerikalı yetkili. Evet, şimdi bir de yine Türkiye ile ilgili olarak Mehmet, Senato'da yaşanan gelişme var Ermeni tasarısıyla ilgili. Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Bu yasa Senato'dan geçmiyor gibi. Son bir hamle daha yapıldı. Ne diyeceksin bununla ilgili? Evet, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan bir tasarı hatırlanacağı üzere Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Bağlayıcı olmayan ama sembolik önemi olan bir tasarıydı. Şimdi buradaki Ermeni lobisi ve işte Ermeni lobisinin kongredeki destekçilerinin amacı böyle bir tasarıyı Senato'dan da geçirmekti. Ancak bu girişim önce Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından, daha sonra da şimdi en son başka Cumhuriyetçi Senatör David Perdue tarafından bloke edildi, engellendi Senato'da oylanması böyle bir tasarının. Ermeni lobisinin Senato'daki en güçlü destekçilerinden biri Demokrat Senatör Robert Menendez. İşte Menendez tasarının oylanması için oylanıp meclisin gündemine Senato gündemine getirip oylanması ve kabul edilmesi için bir girişimde bulunmuştu. Ancak Senatör Perdue böyle bir tasarıyı gündeme getirmek için şimdi doğru zaman olmadığını savunarak bu girişimi engelledi. Hatırlanacağı üzere Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beyaz Saray'da Trump görüşmesi sırasında bir 5 senatörün de katıldığı bir ayrı bir toplantı da yapılmıştı hatırlanacağı üzere. İşte o toplantıya katılan 5 senatörden biriydi. Ve o toplantıdan birkaç saat sonra hemen sonra Senato'da yine bir Ermeni tasarısının görüşülmesini engellemişti. Ancak Menendez yine de geri adım atmayacağı mesajını veriyor. Zaten Ermeni tasarılarının yıllardır destekçilerinden biri olarak bilinir Senato'da Menendez. Geri adım atmayacağı sinyalini verdi ve bu çabalarını tasarının Temsilciler Meclisi'nde olduğu gibi Senato'da da geçirilmesi yönünde çabalarını devam ettireceğini vurguladı. Ermeni Sivil Toplum Örgütü ANKA da tasarıyı bloke eden senatörler üzerinde baskı uygulanması çağrısında bulundu. Senato kurallarına göre herhangi bir senatör bir tasarıyı gündeme getirip oylanmasını isteyebiliyor. Ancak yine herhangi bir senatör de bunu tek bir senatör bile bu girişimi engelleyebiliyor. Ve bu senatör blokajını kaldırmadıkça, bu vetosunu kaldırmadıkça da o tasarı geçemiyor. Zaten hatırlanacağı üzere Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluk lideri Mitch McConnell da Türkiye'ye karşı adımlar atarken daha temkinli, daha dikkatli olunması gerektiği yönünde uyarılar yapmıştı. İşte Türkiye'yi Rusya kampına itecek adımlar atmayalım, atmakta yani böyle adımlar atmadan önce dikkatli olmamızda fayda var gibisinden açıklamalar yapmıştı. Yani şu an görünen hava bir Ermeni tasarısının yakın bir zamanda Senato'ya gelmeyeceği yönünde diyebiliriz. Diğer konumuz Trump'ın aziz süreci Mehmet. Geçtiğimiz hafta yoğun bir haftaydı. Önemli isimler dinlendi. Son gelişmeler ne aziz sürecinde, bize aktarır mısın? Evet, Temsilciler Meclisi'ndeki aziz soruşturma sürecinde oldukça yoğun bir hafta geride kalıyor. 9 tanık bu hafta içinde ifade verdi. Tabii önemli açıklamalar yapıldı. Ama tarafların, yani hem Cumhuriyetçilerin hem Demokratların pozisyonunda çok büyük bir değişiklik olduğu şu anki işaretler itibariyle söylenemez. Önce Trump'tan başlayalım. Trump bu sabah yeni açıklamalar yaptı. Fox News'da çıktı. Bu süreç nasıl dersek, işte önce Temsilciler Meclisi'nde azil oturumları, şu an azil soruşturması devam ediyor ve işte Demokratların, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokratların amacı Noel'e kadar bu süreci tamamlamak. Ve buradan bir azil kararı çıkarsa ki beklenen de o zaten, çünkü Demokratlar zaten Temsilciler Meclisi'nde çoğunlukta, o zaman süreç bir azil kararı çıkarsa süreç Senato'ya taşınıyor. Senato da adeta işte bu süreçte bir mahkeme vazifesi görüyor, bir yargılanma oluyor. İşte Trump da bu sabahki açıklamasında Senato'da yargılanmaya hazır olduğunu söyledi. Yani orada da beklenti Temsilciler Meclisi'nden azil kararının çıkacağı yönünde. Ama Biden, eski başkan yardımcısı Biden ve oğlu Hunter Biden'ın da ifade vermesi aynı şekilde, hatta işte Trump'ın Ukrayna lideri Zelenski ile bu tartışmalı zaten aziz soruşturmasına neden olan bu telefon görüşmesi, 25 Temmuz tarihli telefon görüşmesinin içeriğini ihbar eden ihbarcının da ifade vermesi gerektiğini söyledi. Bu süreçte çok ismi öne çıkan oturumlarda, ifadelerde de çok öne çıkan
Başkan bu süreçte ne kadar rol oynadığı konusunda Trump'ın kişisel şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin bir suç savaşçısı olarak niteledi. Ukrayna'da yolsuzlukların üzerine gitmesi için özellikle kendisini görevlendirdiğini de söyledi Trump. Dün Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda son iki tanık, bu hafta 9 tanık demiştik. Bu son iki tanık Amerika'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevli diplomat David Holmes ve Trump'ın eski Rusya danışmanı Fiona Hill'de. Hill oturumda işte bazı cumhuriyetçilerin Ukrayna ile ilgili savunduğu komplo teorilerini hedef aldı. Seçimlere Rusya değil Ukrayna müdahale etti şeklinde hem istihbarat komisyonundaki bazı cumhuriyetçiler hem de Trump'a yakın işte bazı muhafazakar haber siteleri bu tür komplo teorileri dile getiriyordu. Cumhuriyetçi üyelere bunlara prim vermeyin çağrısında bulunduğu Hill bu tür komplo teorilerini Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği gerçeğine gölge düşüren siyasi amaçlı yanlış bilgiler olarak niteledi ve bu iddiaları öne sürmenin Rusya'nın işine yaradı, Rusya'nın çıkarına olduğu uyarısında bulundu. Rusya'nın 2020 seçimlerine müdahale etmek için de hazırlıklarını hızlandırdığını savundu ve Rusları durdurmak için zamanımız daralıyor dedi. Hill ismi tabii bir şu açıdan önemli. Eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton'a çok yakın bir isimdi Hill görevi bırakmadan önce. Bolton'ın Ukraynalılarla görüşmelerde Amerika'nın Avrupa Birliği temsilcisi Gordon Sandland başta olmak üzere işte Ukraynalılarla bir pazarlığın içine girildiğini anladıktan sonra kendisinden Ulusal Güvenlik Konseyi avukatı John Eisenberg'e gitmesini söylediğini ve git Eisenberg'e Sondland ve Mulvaney, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mulvaney nasıl bir kirli pazarlık içindelerse benim bunun bir parçası olmadığımı söyle dediğini anlattı. Yani bu ifadesindeki çarpıcı kısımlardan biri buydu. Amerika'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde görevli diplomat Holmes da Trump'ın şahsi avukatı Giuliani'nin Ukrayna konusundaki çabalarının 2009 yılının Mart ayı itibariyle Büyükelçilik'te görevine gölge düşürmeye başladığını söyledi. Giuliani'nin Ukrayna diplomasisinde doğrudan bir rol üstlenmeye başladığını fark etti. Benim izlenimim Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı yardımın Biden'ların soruşturmasıyla bağlantılandırıldığı yönündeydi dedi. Yani bir taraftan işte demokratlar Pelosi'nin açıklaması işte Trump'ın siyasi kazanım elde etmek için bir dış güce rüşvet verirken yakalandığını söylüyor demokratlar. Cumhuriyetçileri de dev bir örtbas kampanyası yürütmekle suçluyorlar. Cumhuriyetçilerse Trump'ın Ukraynalılarla bir pazarlık talebini hani doğrudan dile getirmediğine dikkat çekiyorlar. Yani bu yönde bir kanıt olmadığını savunuyorlar. Sonuçta Ukrayna'dan da bu soruşturmayla ilgili işte Trump'ın Biden'ların soruşturulması konusunda talepte bulunduğu iddialı yani bununla ilgili bir açıklama yapmadığını ama buna rağmen işte Amerika'nın askeri yardımını askıya aldığı askeri yardımların serbest bırakıldığına dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla hani bir pazarlık olmadı diyorlar. Yani zaten askeri yardım bırakıldı. Ukrayna'dan da istenen yapılmadı. Böyle bir şey yok. Yani ağzı gerektiren bir durum yok. Mesajını veriyorlar ve sirk olarak niteliyorlar bu yaşananları. Demokratları azil konusuna takılmak yerine gerçek gündeme dönelim çağrısında bulunuyorlar. Bakalım şimdi bundan sonra artık dediğimiz gibi demokratların amacı bu yıl içinde, bu yıl sona ermeden bu azil kararının, bu sürecin tamamlanması, azil kararının çıkması ve topun senatoya atılması. Ondan sonra göreceğiz bakalım işte senatoda bir mahkeme süreci devam olacak gibi görünüyor. Mehmet Toroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Üç konu hakkında bizi bilgilendirdi. Azil sürecinin de ne olacağı konusunda tabii ki netlik yok ama Noel'den önce iş senatoya devredilebilir. Son bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz hafta NATO Dışişleri Bakanları toplantısıyla ilgili detayları yine sizlerle paylaşmıştık. Hem de Macron'un açıklamaları vardı. Macron beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti ve NATO'da reform istemişti. Bunun için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Nasıl bir yol izlenecek? Taraflar ne diyor? Türkiye ve Amerika'nın buradaki pozisyonları ne olacak? Arzu Çakır Paris'ten şu anda karşımda. Arzu, nasıl bir komisyon kuruluyor? Bize aktarır mısın detayları? Serdar, biraz komisyona havale diyebiliriz aslında Macron'un sözlerinin. Politikada bunun ne anlama geldiğini en iyi Türk izleyiciler bilir sanıyorum. Bir işin komisyona havalesi, o işin şu anda kabul görmediği, araştırılması, incelenmesi, daha çok zaman ayrılması gerektiği anlamına geliyor. Dünkü NATO Dışişleri Bakanları toplantısında, zirvesinde bu konu çok önemli bir şekilde tartışıldı. Baştan belirtecek olursak Le Drian, Jean-Yves Le Drian Fransız Dışişleri Bakanı Fransa'nın planını anlattı. NATO'nun reforme edilmesi konusundaki planını anlattı. Değerler, hedefler ve araçlar konulu bir sunum yaptı. Burada Avrupa'nın artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, kendisini daha fazla savunma konusunda görevli ve sorumlu hissetmesi
gerektiğini, bunun için adımlar atması gerektiğini söyledi. Beşinci madde biliyorsunuz Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren Macron'un Türkiye'yi örnek göstererek söylediği, artık bir ülke saldırıya uğrarsa NATO'nun diğer üyeleri de o ülkeyi korumaya gider şeklindeki maddenin tehlikeli bir boyutta olduğunu, Türkiye için bu konuyu mesela nasıl değerlendireceğiz demişti Macron. Bu konuyu gündeme getirdi, beşinci madde değişikliği konusunu. Bir de Rusya ile ilişkiler konusu. Rusya ile artık diyaloğa geçilmeli. Amerika'nın bırakma ihtimaline karşı yükselen bir Çin ordusuna karşı Macron, Rusya ile stratejik bir diyaloğun yeniden ele alınması gerektiğini NATO olarak dile getirmişti. İşte bütün bunlar dün tartışıldı. Dışişleri Bakanları görüşlerini dile getirdiler. Almanya başta bu görüşlere katılmadığını belirtti. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya'dan ayrılan Doğu Avrupa ülkeleri büyük bir Rusya korkusuyla bu söylemlere karşı çıktı ve sonuçta bir uzmanlar komisyonu kurulması kabul edildi. Almanya ve Fransa ortak bir öneriyle bu konunun, yani NATO'nun değişen çağdaş ve yeni dünyaya uyum sağlayabilmesi için ne tür reformlar yapılmalı, bu konunun ele alınabilmesi için tecrübeli politikacılardan oluşacak bir uzman komisyon kurulmasını kabul ettiler. Bu önerilecek liderler zirvesine kabul edilirse büyük ihtimalle Stoltenberg, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek. Bu komisyona ve değişimler, reformlar tartışılacak, ele alınacak. Bunun ötesinde neler oldu? Pek çok açıklama oldu. Örneğin zirvede Dışişleri Bakanları görüşmesinde Mike Pompeo'nun tavrı bütün bunlara dikkat çekiciydi. Mike Pompeo bu konuda hiç de hevesli bir görüntü sergilemediği kulislerde konuşulan, özellikle bu tartışmaların ne yeri ne de zamanı olduğunu söyledi. O son derece stratejik bir dönemden geçildiğini belirtti. Dolayısıyla bunun başka formatlarda, daha yüksek seviyelerde, daha ülkeler arası formatlarda ele alınması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla çok hevesli değil Amerika. Bu konulara bir önceki NATO zirvesini hatırlayacaksınız. Burden sharing tartışması vardı. Başkan Donald Trump NATO harcamalarının Avrupa tarafından da özellikle Almanya'yı hedef alarak %2'ye çekilmesini, bütçelerinin %2'ye çekilmesini istemişti NATO'ya yaptıkları katkının. Bu sefer de Başkan Trump'ın azil ortamı gerginliği söz konusu var. Zirveye hazırlık çünkü konusu ele alındı. Acaba bu NATO'ya gölge düşürür mü? Macron'un bu cümleleri NATO'ya gölge düşürür mü? 70. yılını kutlayacak olan NATO'da bu konular yeni bir kriz görüntüsü verir mi? Tıpkı geçtiğimiz yıl yaşandığı gibi. Bütün bunlar Dışişleri Bakanları toplantısında ele alındı. Fakat NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başından beri sağduyulu ve orta yolu izleyen açıklamalar yaptı. Stoltenberg açıklama yaptı. Le Figaro gazetesinde bugün büyük bir söyleşi verdi ve bu söyleşide bir, beşinci maddenin çok önemli olduğunu söyledi. İki, Avrupa'nın NATO'nun karşıtı olmadığını, NATO'nun ancak bir ayağı olabileceğini, güçlü Avrupa savunmasının dile getirdi. Üç, Türkiye'nin çok önemli ve güçlü bir ortak olduğunu, sadece haritaya bakmanın bile bunu değerlendirmek için yeterli olduğunu, elbette ayrışılan konuların tartışılacağını, ancak Türkiye'nin üyeliğinin NATO açısından son derece değerli bir kazanım olduğunu, bunu da anlamak için Suriye'de IŞİD'le mücadeleye ve 3.6 milyon göçmenin nerede barındırıldığına bakmanın yeterli olduğunu dile getirdi. Dolayısıyla Macron, buna belki bir Türkiye sorunu gündeme gelecek zirvede ama bir evet, de Macron sorunu olacak 3-4 Aralık'ta Londra'da Serdar. Teşekkür ediyoruz Arzu Çakır'a. Hemen Londra dedim, biz de Londra'ya gidelim. Barış Çimen bizi orada bekliyor. İngilizler daha önceki yıllarda alınan dersler doğrultusunda alışverişte Black Friday diye bilinen ve bir günlük alışveriş çılgınlığını ifade eden günü zamana yaymayı tercih ediyor. Nedenini olarak da stres yol açıyormuş. Tabii ki bir güne sıkışık bir alışveriş yapma ihtiyacı o stresi ortaya çıkartıyor. Hemen Barış'a dönelim, bakalım neler söyleyecek. Barış, ne yapacak İngilizler ve yeni yıl öncesi, Noel öncesi alışverişte biraz daha zamana yayılmış şekilde haftaya mı yayacaklar? Ne yapacaklar? Biz aktarır mısın? Serdar, işin aslı zaten baskı altında bulunan alışveriş rakamlarını talebi zamana yayarak yumuşatmak. Çünkü elimizdeki telefonun ekranı, gazeteler,
televizyon reklamları, vitrinler 10 gün önceden Black Friday'yi erken getirdik şeklinde reklamlarla durumu gözümüzün önünde tutuyor zaten. Bu durumda bir günden bahsetmek en azından bu seferlik imkansız. 2014 yılındaki çılgın manzaralar yıllar geçtikçe azaldı ve satıcıları alternatif günlere uzatma arayışı ihtiyaçtan hasıl oldu. Tabii perakendeciler işin aslının online ticaret olduğunu söylüyor. Geçen yıl bu zamanlar günlük rakam veriyorduk. İngiltere'nin 500 ana caddesinde ki kabinede bu 500 ana caddeden bir de bakan var sorumlu olan. Bu caddelerde yer alan ve en az 5 mağazalık zincir olan markalar peşi sıra iflas ediyor, çalışanları işsiz kalıyor ve günde 17 dükkan kapanıyor şeklinde gazetelerin manşetlerinde yerini alıyordu. Günde 17 mağaza. Geçen yıldan bu yana ilerleme oldu mu? Hayır. Çünkü Brexit hala sürüncemede, erken seçim kapıda. Yıl bitti. Haliyle insanların cebinde para da bitti. Olan da kredi kartıyla online ticarete yöneldi. Bir ara haber yapılmıştı. Bir güruh alışverişçi ürünleri alıyor. Evde deneyip Instagram'da fotoğraf çekiyor. Like'lar az gelince 15 gün içinde iade edebildiği için yasal olarak fişiyle beraber gidip mağazaya iade ediyor. Mağazalar bu giyilmiş ürünleri kimsenin almak istemeyeceği şikayetiyle tüketici mahkemelerine şikayette bulunmuş ve avukatları kişilerin sosyal medya hesaplarını kanıt olarak mahkemeye sunmuştu. Elektronik ürün satıcıları daha farklı tabii. Onlar bu bir aya yayma fikrini bu ortamda kilitlenen alışveriş ortamına bir yumuşatıcı kıvam etkisi veren bir tonik gözüyle baktıklarını açıkladı. Mesela bir mutfak ürünü olan bir mikser setini 449 pound'dan 279 pound'a indirmişler. Dixon Carphone mağazası mesela Türkiye'nin teknosası diyebiliriz. 13 Kasım'da laptop, televizyon, elektrikli süpürgelerde çok cazip kampanyalara gittiklerini açıkladı. Amazon bugünden itibaren ay sonuna kadar Black Friday dedi 29 Kasım yerine. Ama geçen haftadan beri indirimli ürünleri sayfalarındaki ilanlarda görmek mümkündü İngilizler için. Alınan dersler sonucu böyle oldu demiştik. Perakendecilere göre o dersler aynı gün yaşanan çoklu yığılmadan kaynaklı. Şöyle, dükkanlara çılgın bir kalabalık geliyor, web siteleri çöküyor, teslimat trafiği Arap saçına dönüyor, her şey bir güne sığdırılmaya çalışılıyor. Sonrası bir kasırga sonrası adeta sessizlik, yorgunluk ve esnaf açısından sinek avlamaya devam. Perakende analistleri ölçmüş, biçmiş ve bunun daha iyi bir sonuç vereceğini umuyorlar. Hem sürecin tüketiciye de faydası olabilir. Ne gibi mesela? Satıcı süreç içinde gitmeyen üründe daha keskin indirimler yapabilir. Olur mu? Olur. Tahmin edilen İngiliz alıcı bu Black Friday periyodunda yaptığı alışverişi %2,3 daha artırır ve 4,3 milyar pound satıcıların kasasına girer. PwC adlı bir market araştırma analiz firması anket yapmış ve İngiliz tüketicinin %52'sinin bu periyotta alışveriş yapma isteğinde olduğunu bulgulamış. Tahmin edilen harcama miktarı kişi başı 224 pound. Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuçsa tüketicilerin şüpheleri artık kalite ve fiyatta sanki eski orantının kalmadığını düşünüyorlar Serdar. Büyük alışveriş çılgınlığı İngiltere'de zamana yayılıyor ve Amerika'da tabii ki bir güne sıkıştırılıyor. Hemen New York'a gidelim. Gelecek hafta Aslı'ya bu soruyu da soracağız ama biz yine ABD Çin cephesinde bu sabah yeni haberler var. Trump'tan açıklamalar var. Aslı Pelit, neler söyleyeceksin? Özellikle birinci etap adı verilen kısmın imzalanmasının 15 Aralık'a kadar uzayacağı haberleri geliyor. Daha dün ABD'li yetkililer Çinliler tarafından çağrılmıştı, Pekin'e davet edilmişti. Ne var bu görüşmelerin arkasında? Neler olması bekleniyor? Haftanın son seansına çok ilginç gelişmelerle başladık. Öncelikle Çin'den gelen pozitif haberler, negatif haberler bu sabah Başkan Trump'ın Fox'un Friends kanalı, yani Fox kanalına yaptığı açıklamalar derken Çin konusunda yeni gelişmeler olduğunu söylemek yanlış olmaz ama gelişmelerin ne yöne gideceğini tahmin etmek ya da gerçekleşecek mi bu gelişmeler, bu konuşulan yeni durum, bunu söylemek çok zor Serdar. İstersen Donald Trump'tan başlayalım. Donald Trump bu sabah Çin'de Çinli yetkililere
kongrenin önüne sunduğu biliyorsunuz bir yasa tasarısı vardı Hong Kong'la ilgili olarak. Her ne kadar daha başkan bunu imzalamasa bile bugün Fox kanalında yaptığı açıklamalarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için arkadaşıma söyledim, o yüzden de orduyu göndermedi protestocuların üzerine. Benim sayemde durum kontrol altında gibi yorumlar yaptı. Bu yorumlar piyasalara henüz etki etmese de acaba Başkan Trump bu yasa tasarısını imzalamayacak mı şeklinde bir soru işareti yarattığını söylemek doğru olacak sanırım. Piyasalar için dün akşam gelen en önemli haberlerden bir tanesi de Ticaret Bakanlığı'nın 15 Aralık'ta yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük vergilerinden önce imzalanmasının mümkün olmadığına dair gelen haberi öne çıkarıyor özellikle Wall Street'li yatırımcılar. Bu demektir ki Başkan Trump'ın bu alışveriş çılgınlığından sonra uygulayacağını söylediği gümrük vergilerinin uygulanması hala masada. Bu da Çin tarafının aslında istemediği bir durum. Çin tarafı anlaşmanın birinci etap adı verilen anlaşmanın imzalanması için hem şu ana kadar uygulanan yürürlükte olan gümrük vergilerinin eş taraflı ve eş zamanlı olarak kaldırılmasını hem de 15 Aralık'taki vergilerin yürürlüğe girmemesini istiyorlardı birinci etabı imzalamak için. CNBC'nin haberi ABD Ticaret Odası yetkililerinden Myron Brilliant'a dayandırılarak verilmiş ve Brilliant bu 15 Aralık tarihini net olarak düşünüldüğünü, daha önce bir anlaşma imzalamasının mümkün olmadığını söylüyor. Senin de söylediğin gibi Liu He Washington'ı Pekin'e davet etti. Amerikan tarafının talepleri konusunda karışıklık olsa bile önümüzdeki hafta bakalım, Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre bakalım Çin Başbakan Yardımcısının davetini kabul edecek mi Amerikan tarafı ve Washington'da tekrar müzakereler başlayacak mı, hep beraber göreceğiz. Aslı, teşekkür ediyoruz. Böylece New York'ta programımızı kapatmış oluyoruz. Washington'dan gelecek hafta pazartesi günü aynı saatte karşınızda olacağız. İnternet adresimiz amerikanınsesi.com. Haberlerimizi buradan izleyebilir ve okuyabilirsiniz. Yarın akşam cumartesi saat 18.30'da 6. gün programımız EkoTürk'te yayınlanacak. Mutlaka izleyin, kaçırmayın. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları.